Ondan sonra abi buraya geleceğiz. Buradan canlı yayına geçeceğiz. Senin galiba şey yok değil mi? Facebook falan. Yok, ne yazık ki. Tamam. Şuradan da evet sevgili izleyenler, sevgili dostlarımız, Psikoloji TV'nin takipçileri. Bugün yine çok özel, yine çok güzel ve usta bir konuğum var. Bülent Emin Yarar. Bülent abi hangi ismini daha çok kullanırsın bilmiyorum ama. Bülent. Bülent. Benim abim isminden Bülent, o yüzden çok sıcağım o ismi. Abi hoş geldin. Adettendir abi. Genelde öpüyorum. Harika. Nasılsın abi? İyi. Kafayana çaylarımız da geldi. Teşekkür ederim. Önce. Bülent abimle bizim tanıştığımız yaklaşık 2-3 sene öncesine dayanıyor. Evet. Bir oyun sonrası, oyun öncesinde önce öğretim sonrasında yine görüştük. Profesyonel. Evet. Şu an fonda da onun müziği geliyor. Evet, Kopak. Cenap Oğuz. Cenap abi de şu anda bizi izliyor büyük ihtimalle. Ona da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Biz profesyonelde tanıştık. Dostluğumuz da profesyonelce devam ediyor abi. Evet. Harika. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun abi bu ara? Şimdi Hamlet de devam ediyor. Profesyonel de devam ediyor. Hamlet 200. oyuna geliyor. Pazar günü 200. oyunu Kozi'de tamamlamış olacağız. Profesyonel 600 devirdi. Biri 5. sezonunu yaşıyor, biri 9. sezonu, hatta ona bağlayan sezonu yaşıyor. İkisini de ben izledim. Hamlet'i de daha yeni. Evet, Hamlet'i yeni izledim. Evet. Salı günü geldiniz, pazara kadar. Pazara kadar buradayız. Hani gelin izleyin diyeceğim ama böyle bir şansınız yok çünkü biletler zaten çıktıktan yarım saat, bir saat sonra tükenmiştir büyük ihtimalle. Evet, öyle. Kapalı kişi oynuyor. Evet, o da öyle oynuyor. Tek kişilik böyle. Tek kişilik. Tek perde. Bu tabii aslında öyle başlamadık provalarımıza. Daha doğrusu provalar derken yazın biz oturduk ilk önce Hamlet oyununu çalışmaya karar verdik. Ama ondan öncesi Işıl Kasapoğlu'yla biz 93 yılında Macbeth oyunuyla Diyarbakır'da tanıştık. Işıl 93 yılında Diyarbakır'a geldi. Biz de o zaman daha ikinci, üçüncü sezonumuzu yaşıyoruz Diyarbakır'da, Devlet Tiyatrosu'nda. Çiçeği Burnu'nda oyuncular. Çiçeği Burnu'nda oyuncularız gerçekten. Dedi ki biz dedi Macbeth yapacağız dedi burada dedi. Abi dedik Diyarbakır'da nasıl Macbeth olacak? Ya dedi Shakespeare her zaman her yerde olur dedi. Siz dedi gönlünüzü verin dedi yeter ki dedi. Öyle başladık. Işıl'da da dostumuz o şekilde başladı. O zaman tabii ben Macbeth oynayamamıştım. Cadı oynamıştım ama çok içimde kalmıştı. Işıl'a bundan 14 sene evvel Macbeth demedim, Hamlet yapalım demiştim. Işıl da dedi ki senden artık geçti dedi, Hamlet dedi. Öyle deyince hiçbir şey söyleyemedim. Yaşın geçti demek istiyor yani. Hiçbir şey söyleyemedim, öyle kaldım. Fakat sonrası aradan işte 15 yıl geçtikten sonra Işıl'a artık Hamlet yapalım mı diye bir şey kuramıyorum, cesaret edemiyorum. Macbeth yapalım dedim. Hamlet de Işıl da durdu. Yok dedi biz Hamlet yapalım dedi. Fikir değişti. Fikir değişti. Dedim sen 15 yıl önce bana böyle böyle demiştin. Sen boş ver 15 yılı dedi. Biz Hamlet yapalım. Öylece başladı Hamlet serüveni. Yazın oturduk Zeynep Avcı, Işıl Kasapoğlu ve ben. Ama başka yerlerdeyiz yazın. Birimiz Bodrum'da, birimiz
Marmaris'te, ben Asos'ta, Ege'deyim, Ege tarafında. Çalışıyoruz, tekstle uğraşıyoruz. 6 kişiden, ben okuyorum metni, 6 kişiyle halledebiliyoruz. Işıl'a da söylüyorum telefonda, 6 kişi oluyor abi diye. Bu arada distribüsyonu yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. İşte arkadaşlarımı arıyorum, çalışmak isteyen arkadaşlarımı. Yazdan başlıyor. Aynı oyun mu yani? Aynı senaryo, aynı... Tabii. Yani oyun, bildiğimiz tekst. Aslında tabii 50 kişilik oynanan bir tekst. Kalabalık kadrolu bir tekst. Hı-hı. Oldukça. Neyse, sonuç olarak Işıl bunu zaten İzmit Belediye Şehir Tiyatrosu'nun açılışında 6 saatlik Hamlet'i de var. Hı-hı. 6 saat sürdü. Kuru fasulye pilav verdiler arada. Yemek veriyorlar gerçekten. İzmit Belediye Şehir Tiyatrosu'nun açılış oyunuydu. Tardif Flor'un Hamlet'i oynadı. Esra Bezen Bilgin yine Ofelia'yı oynadı. Onlar da müthiş oyunculardır. Neyse, sonuç olarak biz Hamlet şeyine, serüvenine başladık. Fakat Zeynep Avcı da bu arada bir kanava oluşturdu. Normal metini alıp yorumladı kendisi. Sebahattin Eyüboğlu'nun çevirisiyle bir şey yolladı bana, çok beğendim, tamam dedim, 6 kişi de oluyor bu iş, anlaştık, el sıkıştık, 15 gün sonra Işıl aradı, dedi ki ben bunu okuyorum dedi, tek kişilik okuyorum dedi. Abi dedim, ne yaptın sen, nasıl tek kişilik? Yani nasıl oldu? Benim tabii tansiyon çıktı yukarılara. Dedim o zaman ben yöneteyim, sen oyna dedim. Dedim nasıl yapacağız ya, koca metni. Ol dedi, kızma dedi, bağırıp çağırma dedi. Bu bir fikir dedi ya. Yani, tamam dedim. 6 kişiyle istiyorsan 6 kişiyle yaparız. Kapattık telefonu. Sonra ben başladım okumaya. Tek kişi okuyorum. Yani 6 kişiydi, ben şimdi tamam dedim. 6 kişi ve 1 kişi aynı metin yani. Aynı metin. Ama süre biraz değişebilirdi belki. Ya süre de çok değişmez, oynamaz. Ama metni başladım ben okumaya. Tek kişi okumaya başladım. Okumaya başladım ve gerçekten hoşuma gitmeye başladı. Işıl çünkü kafama düşünceyi bıraktı, gitti. Hiç aramıyor. Biliyor benim çalışacağım. Nitekim bir araya geldik. Aradan bir ay sonra, bir ay geçtikten sonra Zeynep Avcı, Işıl Kasaboğlu, ben Mordoğan'da ben bunları bir okuma yaptım. O okuma sonrası Işıl dedi, hani olmuyordu dedi. Ve Hamlet böyle başladı. Gerçekten çok yani Shakespeare'in en önemli eserlerinden biridir. 450 yıl önce yazılmış bir metnin hala ne yazık ki hala insan değişmiyor işte. İnsan hep aynı, hep kavgalar, aynen, isyanlar, iç huzursuzluklar değişmiyor ama Hamlet metni, Shakespeare'in Hamlet metni çok önemli bir metin. Bunu tek kişilik yapmış olmamdaki asıl amaç biraz daha Shakespeare'in Shakespeare'den korkularımızı yenip bunu sade bir dille anlatıyor olmak. Herkesin anlayabileceğini düşündüğüm bir dil aslında. Bunu aslında ortaya çıkarmak istiyorduk. 1 saat 20 dakika sürüyor ve yani metni okumayan arkadaşlarım bile fikir sahibi olabiliyor. Genç arkadaşlar çok geliyor. Orta yaşlılar geliyor, yaşlılar geliyor. Daha ne isterim? Yani şimdi o gün ben tabii çok fazla burada ipucu vermek istemiyorum. Gelip izlesinler. Ama dekor ve müzikalle bir masal ortamı, evet, da hissettim kendimi. Evet. Özellikle bazı o oyunun sırasında verilen mavi ışık çok fazla bir büyüleyici etki yaratıyor. Cem Yılmazer'in ışıklarda, o da çok başarılı bir arkadaşımız. Çok çok beğendim abi. Zaten tiyatro öyle bir şey, taşlar bir yerine oturduğu zaman bambaşka bir şey çıkıyor. Yani o ezber konusunda bir kez daha böyle oturduğunu düşündüm o akşam. Çünkü ben ezber konusunda çok ciddi anlamda sıkıntılıyım, biraz odaklanamıyorum yani. Mesela kitap bile okusam 10. 15. sayfadan sonra dağılıyor kafa. Bu çok büyük bir sıkıntı aslında. Belki günümüzün bir sıkıntısı diyebiliriz. Yaşantının verdiği... Yok, ben de lise yıllarında öyle ezberlenen dersleri çok sevmezdim. Ve ezberleyemezdim de. Çünkü
motomot ezberlediğiniz zaman sıkıntı doğar. Ama ruhunuzu da katıyorsanız işin içine, o zaman ezberden çıkıp sizin olmaya başlar bütün cümleler, kelimeler. Sizin olmaya başladığı zaman bence anlam kazanır her şey. Yani o... Yoksa ezberlemek değil ya. Yani. Müthiş, müthiş. Yani ezberlediğiniz bile bir karakterin metni değil. Kaç tane karakteri orada. Evet. Canlandırıyorsunuz. 7 karakter giriyor. Her şeyin ayrı bir hareketi, ayrı bir parçası. Neyse fazla anlatmıyorum. Mutlaka izleyin. Profesyonel de biraz modern bir meddah görünümü kazandı kendiliğinden o yıl. Yani Shakespeare içinde biraz geleneksel hikayemiz de var gibi hissediyorum. Evet yani. Biraz. Ya ben Hamlet'i başka hiçbir yerde izlemedim ki, şu an yorum yapamıyorum. Evet. Ama ya ben şöyle bir şey iddia ediyorum. Sanıyorum o oyunun hakkını sizden başkası da o şekilde veremez. Çok teşekkür ederim. Ben öyle düşünüyorum. Şu ana kadar izlediğim sanatçı. Ya çünkü herkesin yaptığı şeyler ve yapabilecekleri şeyler az çok belli oluyor. Ama çok iyi yakışmış size abi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok iyi bir teklif gelmiş ve iyi ki o teklifi değerlendirmişsiniz. reddetmemişsiniz. Harika olmuş. Profesyonel zaten ayrı bir efsane. Evet. Orada da 4 kişi ilk bir ekip. Daha çok 2 kişi üzerine dönüyor oyun. Evet. Bunu ben 4 ya da 5 kez izledim. Biliyorum. Daha da izlerim. Evet. Müthiş bir oyun. 5-600 geçtiniz değil mi? 600'ü devirdik. 603 mü? 604 mü? Şimdi baktığım zaman sizin biyografinizde tabii bu biyografide yazan dizi, film, tiyatro ve sinemaların rakamlarında çok doğru olmayabilir, bazı eksikler olabilir. 22 tiyatro gördüm, 22 tiyatro oyunu. Belki onun... Ben saymadım, bilmiyorum. Vardır. 26'ya yakın televizyon dizisi ve sinema çalışması var. Sanıyorum Black Sea diyor, Karadeniz diye bir kısa film çalışmamız olmuş. Evet. Değil mi? Evet, evet, evet. Bir de şeyde... bir diziniz Süper Baba'da ha. Bir avukat. Evet, demesi. Evet. Onu bir hatırlayalım abi. Onu bir hatırlayalım. Bu da bizim abicim. İlk fotoğrafımız sizden. Evet. İlk fotoğrafımız, tanışma günü 2015. 2015. Yetkin evet, abi de. Genç, vallahi geçmiş bak. Duydu burada, bile. Evet, burada en son fotoğrafımız geçen gün çektim. Cenap abi de burada. Şu an izliyorsa ona da selamlar. Siz Ankara doğumlusunuz. Ankara doğumluyum. Liseyi Ankara'da bitirdim. Konservatuvar sınavlarına girdim Ankara'da. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Devlet Operası'nın sınavlarına girdim. Hacettepe Üniversitesi'nin. Kazanamadım. Ondan sonra büyük bir hayal kırıklığıyla, ben çünkü hiç tiyatrocu olma gibi bir fikrim yoktu, hiç geçirmedim aklımdan. Müzikle ilgilenmek istiyordum. O yüzden yaşım da bayağı olmuştu, liseyi bitirmiştim. Müzik bölümü bir tek opera bölümü vardı benim girebileceğim. Ne olursa olsun dedim, opera ise opera. Baktım yardımcı ders var, piyano var yanımda, solfej var. Dolayısıyla kısmetimi orada aradım. Ama olmadı. Olmayınca büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Her şey bitmişti. Fakat ertesi yıl işte İstanbul'da abimin nişanı vardı. Abim dedi ki, abim de Orta Doğu Elektrik bölümünü bitirmiş ve çalışıyordu. Abim dedi ki, bak dedi, konservatuvar İstanbul'da da var. Ben dedim, bir daha öyle bir şey denemek istemiyorum. O hikayeyi bir daha yaşamak istemiyorum dedim. Çünkü çok kırılmıştım, çok bitmişti yani her şey benim için. Neredeyse. Konservatuvarla ilgili her şey bitmişti. Hallem etti. Sağ olsun. Opera. Abime tekrar bir sınav şeyine soktu beni. İstanbul'da. Kaydoldum. Ve sınava girdim. Hem de hiç hazırlanmadan girdim. Bir şekilde yani orada, ama bir şekilde demeyeyim de, jüriye bütün içimi, ne varsa samimi bir şekilde anlattım. Dile getirdiniz. Tabii. Operayı seviyor musun dediler mesela. Hayır dedim. Ben müziği seviyorum dedim. Neyse, her şeye böyle tertemiz yanıtlar vermeye çalıştım. Yalansız. Herhalde çok etkili oldu o. Sonra sesimi dinlediler. Yine çok etkilendiler.
Şarkı söylememi istediler dedim. Hazır değilim, bir şarkım yok. Ya dediler, bir şey bilmiyor musun ya? Olur mu o kadar da? Yok canım, biliyorum. Jüri var, yani. Jüri tabii. Ben jüriye Ilgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağsın adlı şarkıyı söyledim. Sonra dediler ki çık. Ama anladım ben. Olduğunu anladım. Yalnız iki sınav, iki aşamalı. En çok eğlenen hocayı buldum. Güzin Hanım'dı o. Güzin Gürel. Buradan sevgiler, eğer izliyorsa, dinliyorsa. Güzin Hanım'a gittim, dedim ki hocam, dedim ne yapayım ben ikinci sınava, dedim. Sen dedi hiçbir şey yapma, böyle gel dedi. Olduğun gibi geldi oldu. De. Ve ben kazandım. Kazandınız. Kazandım. Listede adınızı gördünüz. Evet. Sertab Erener de o sınava girmişti. Aynı dönem. Biz de sınav arkadaşı olmuştuk. Levent Baki, Sertab, herkes küçücük birbirini yeni tanıyan insanlar. Sonra Sertab kazanamadı o sınavı. Ne yazık ki. Sonra ben dedim ki hayatta sadece sınav sizinle ilgili bir şey değil. Sizin yeteneğinizi o an ölçecek bir durum yaratmıyor. Demek ki dedim. Buradaki şans faktörü de çok önemli. Bu şans bana verildi. Ben bunu değerlendireceğim dedim. Ama ne yazık ki 3 sene okudum şarkı. Sonra arkadaşlarım kanıma girdiler. O da şöyle oldu. 3 sene okudunuz şarkı? Okudum tabii. Hatta 4. senemi de okudum. Son senemi? Hayır, 7 yıldı konservatuvar tabii. Şan bölümü 7 yıldı. Ondan fazla. Evet. Müzik bölümleri daha da fazladır. Küçük yaşta girersiniz ve oradan yüksek okulu olarak mezun olursunuz. Detayı bilmiyordum abi, enteresan. Tabii küçücük girerler, ilkokul seviyesinde girerler. Ama üniversite çağına girdiğin zaman yine o kadar uzun okuyor mu? Yani ben oranın lise ve üniversite, yani 3 yıl liseydi, 4 yıl. Ben bir lise daha okudum yani. Öyle olmuş oldu. Sonra işte şeye başladım, öğrencilik karşılıklarımı çıkarmak için. Bir takım oyunlara figüran olarak girmeye başladım devlet tiyatrosunda. Arkadaşlarım da tabii, onlar kadrolu. Beni sahnede böyle gördüklerinde şey dediler. Lan sen acayip bir şey yapıyorsun sahnede. Çok yakışıyorsun sahneye. Yapmayın ya dedim, bir şey yapmıyorum ki. Rolleri siz oynuyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Ben dans ediyorum. İşte arada figüranlık yapıyorum. Şarkı söylüyorum. Bir şeyler yapıyorum ama çok eğleniyorum. Yani provaya herkesten önce gidiyorum. Öyle söyleyeyim. Çok eğlendiğimi biliyorum. Sonra yani varmış. Arkadaşlar çok üstüme gelince dedim seni hazırlarız sınava. Gel gir şu sınava. Yeni bir sınav. Ya dedim. Rahmetli babam da ikna etmek için çok uğraşmıştım. Ona söyleyemedim bile yani böyle bir şey. Bölüm değiştiriyorum falan diye. Tepki verir miydi? Ha, verirdi. Muhakkak verirdi. Ve tiyatro sınavına girdim, kazandım ve hayat buralara kadar getirdim. Yani o şan, 3 yıl şanı bıraktınız. Bıraktım. Oradaki aldığınız eğitim yanınızda kar kaldı bence. Bence de. Yani ben hiçbir zaman pişman değilim. Ah keşke tiyatroya daha önce girseymişim gibi bir şey yaşamadım. Mesela sizin şan bölümünü okuduğunuzu bilmiyordum ama oyun Hamlet içinde bir ufak bir şey bırıldandınız. Evet, evet. Orada bir yani müzikle ilgili olduğunu anladım zaten. Ama bilmiyordum bu özelliğinizi kesinlikle. Yok. Ki burada bize bir şey söyleyebilir. Ama opera bölümünde okumak ve 3 sene çok önemli bir aşama bence. Yani evet. Bence bir öğrenci. Kalmış. 24 yaşında tiyatro bölümüne başladım. 28 yaşında mezun oldum. Diyarbakır'a hemen gittim. 5 sezon Diyarbakır'da tiyatro yaptım. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da Diyarbakır'da da çok keyifli zamanlar geçirdik. Çok zor bir dönemdi belki ama gerçekten oradaki geçirdiğimiz zaman da demek yanlış.
orada edindiklerim bence hayatıma yön veren önemli çizgilerden yani, biri. Bu da bir tayin süreci gibi mi aynı askerlik? Yani öyle diyorlardı. Biz işte lise dediler ki ilk 3 sene kalacaksınız, sonra döneceksiniz. İşte istediğiniz yerlere olacak falan demişlerdi. Öyle olmadı ama iyi ki de olmamış. Ben hiç şikayet etmedim o 5 sezon boyunca. Sonra İstanbul'a geldim. İşte dediğim gibi orada Işıl'la tanışmıştık. İstanbul'da Işıl belli bir süreden sonra bana bir telefonla ya senle Cyrano de Bergerac yapalım mı dedi. Elim ayağım boşaldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde ki ilk oyunum olacaktı. Cyrano'ya başladık. Çok inanılmaz heyecanlıydım. Çok korkuyordum. Atatürk Kültür Merkezi gibi bir salonda şu an yok böyle bir eser o. Şu anda ne yazık ki olmayan, olacağı söylenen ama bu kadar yıl yazık olduğunu düşündüğüm. Zaten en son orada Çayhane oynuyordum. Ondan sonra boşaltıldı. Çayhane de çok önemli bir oyundu. Çok da keyifliydi. Yine kitleleri peşinden sürükleyip götürdü. Cyrano öyleydi. Vallahi keyifliydi, hala keyifli. Ben inanıyorum. İstanbul'a geldiniz, bu ilk oyunu orada oynadınız. Demin İlk oyun mu? İstanbul'daki Cyrano değildi. İlk ama başyapıt oyundu. Büyük sahnede olması da benim için çok önemliydi. Çünkü şan hocalarından bir tanesi beni bir gün Atatürk Kültür Merkezi'ne götürdü. Hem oradaki bir abimizle egzersiz yapacaktım. Hem de sana dedi, sahneyi getireceğim dedi hoca. Sabahattin Yavaş. Sağ olsun beni götürdü. Sahneye arka kapıdan girdik. Sahne değil, futbol sahası. İnanılmaz. Bir nokta kalıyorsunuz. Küçülüyorsunuz. Sabahattin Yavaş dedi ki işte sen dedi İleride bu sahnede çıkıp şarkı söyleyeceksin dedi. Ben hiç öyle bir şey hissetmedim. Elim ayağım titredi. Yani onu söylediği anda elim ayağım titredi. Sonra işte o sahnedeyim. Seneler sonra bir baktım Cyrano de Bergerac'la. Sonra daha birçok oyun oynadık. Öyle bir kısmet oldu yani. Oldu. Çok güzel oyunlar da seyrettim. Çok güzel oyunlar da oynadım. Umarım hayata geçecektir çünkü orası gerçekten çok önemli bir sahnemizdi. Onun gibi aslında İstanbul gibi metropolün bence Atatürk Kültür Merkezi boyutunda en az 10 tane sahnesi olması gerçekten. Bu çok önemli bir şey. Sanattan insanlar korkmamalı, kaçmamalı. Ya da sanatı bu kadar böyle değinmeyecek, bazen çok da abartıyoruz. Yani kimsenin, sıradan insanın çok yaklaşamayacağı bir değermiş gibi de ortaya koymamalı diye düşünüyorum. Sanat herkese ulaşabilen, herkese değebilen, herkese dokunabilen ve herkesi sakinleştiren, mutlu eden en önemli bence yaşam. Evet. Zincirin en önemli algılarından biri. Kesinlikle katılıyorum abi. Tiyatro özellikle. İnsanın hemen her şeyi değişir. Her şeyi düzenleşir. Ruhu değişir. Terapi. Okuduğunuz bir kitap anı değişir. Ya keşke çoğalsak. Keşke yani, insanımız... Tiyatroda izlediğiniz bir şeyle öbür gün orada geçen diyalogları tartışabiliyorsunuz. Tabii ki. İşte mesela Diyarbakır dedim. Diyarbakır'da Mahbet olmaz demiştik biz düşüncemizde. Işıl dedi ki Shakespeare her yerde olur dedi. Sonra bir baktık ki bütün Diyarbakır'ın, Dicle Üniversitesi'nin çocukları oyuna geliyorlar. Hepsi Dicle Üniversitesi hakkını ediyor. Ve kitapçılar da Shakespeare bütün kitapları satılmaya başlar. Yani Işıl kasaba olduğunu, mesela Diyarbakır'a gidin Işıl kasaba olun deyin. Çünkü o bir sürü oyun yaptı orada. Yine Shakespeare ağırlıklı oyunlar yaptı. Herkes tanır Işıl'ı. Bir şeyler tabii dokunuyorsunuz, temas ediyorsunuz, öyle şey değil.
Çünkü oradaki, yani o bölgede özellikle Diyarbakır için demiyorum, Güneydoğu bölgesinde insanlar gerçekten sanata aç. Tabii ki, tabii ki. Çok fazla. Ya Hamlet'le Isparta'ya gittik, ben şaşırdım. 700 kişilik üniversitede salon var, 700 kişilik. Olmuşlar 850 kişi öğrenciler. İlk, yani o kadar kalabalığa ilk oyunumdu Hamlet. İnanamazsın tepkilerini, inanamazsın. Bir kere daha çağırdılar şimdi. Dedim geliyorum, gideceğim Isparta'ya yine. Gidelim. Tabii ki, tabii ki. Yani çünkü insanları bence, ben televizyonu çok sevmediğim için biraz da böyle düşünüyorum. Televizyonla uyutuyorlar. O insanlar gerçeği görsünler, izlesinler. Tabii. Bence tiyatro bir gerçek. Tabii gerçek de kendisi. Gerçek. O yüzden yani. Herkes tiyatro yapma, tiyatro yapma diyor. Ama gerçek olduğunu unutuyorlar. Evet, ben de öyle. Şimdi şey, dostumuz yazmış. Profesyonel oyuna hiçbir zaman bilet bulamadım. Yurt dışına çıktım. 6 ay sonra geldim. Oyun hala devam ediyor mu demiş. Devam ediyor. Devam ediyor. Ali İlhan selamlar demiş. Sağ olun İlhan'cığım. Şeyi tanıyor musun hocam? Semra Karlıberk. Tabii hocam. O yayına çıkacağımız dün geçen kalp atmış bizim şeyin altına. Vay canına. Çok hocam. Sevdiğim İlhan Karlıberk'le eşleri. İkisini de çok severim. Evet, dostlarım. Evet. Ben onlara daire vermiştim yıllar önce. Öyle mi? Öyle danışmıştık. Çok iyi insanlar. Selamları var size de. Selam ve sevgi. Tiyatro. Şimdi şey merak ediyorum abi. Devlet tiyatrosu, bilmediğim şey soruyorum. Oyuncuları memur statüsünde mi? Yani. Evet. Evet. 657. Ama ya emekli sandığında evet. Tabisiniz. Bir de sözleşmeliyiz aynı zamanda. Bir de sözleşmeliler var. Siz ama hem yıllık sözleşmeye imza atıyoruz hem 657'liyiz. Ama o bugün devlet tiyatrosu oynayanlar galiba devlet memur statüsünde değil. Gençler var mesela. Tabi şu anda kadro açılmadığı için öyle bir yola gidiyorlar. Ama bir takım şeyler duyuyoruz. Düzenlemeler yapılacak deniyor. Umarım olur çünkü bir sürü genç arkadaş bu işe verdiler kendilerini ama açıklar ve evet. Hiçbir şekilde atama bekliyorlar ya. Yani. Espri yapıyorum. Öğretmenler evet. Hepsi atama bekliyor ya. Herkes aynı durumda yani. Peki devlet sanatçısı unvanını, devlet tiyatro oyuncularının mesela belli bir statüye girenler alabiliyor mu? Böyle bir şey var mı? Yoksa o başkalarına mı bir ara veriliyor? Şey yapılıyordu, şimdi hiç öyle bir şey yok. Uzun zamandır duymadım. Yenilenen bir şey yok. Ben hiç oralarda değiliz hayat. Ben devlet tiyatrosundaki en sevdiğim, devlet tiyatrosu da yani insan kendi kurumunu da eleştirmeli. Öz eleştiri yapmalı. Yani. Muhakkak ama bu kurumsal tiyatronun yani şehir tiyatroları olsun, ödenekli tiyatroların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum günümüzde. Çünkü tabii ki haksız rekabet diyorlar dışarıda oyun yapan tiyatrocu arkadaşlarımız zaman zaman bunu duyuyoruz. Onlar da tabii haklılar kendilerince ama bir ailenin, herhangi sıradan bir ailenin tiyatroya gitmesi ancak ve ancak ödenekli tiyatrolar sayesinde oluyor. Hani biz gelir düzeyi çok yüksek bir ülke oluruz da o zaman anlarım hani biletler çıksın yukarı. Şu anda işte 4 kişilik bir aile herhangi bir özel tiyatroya gitse 50 liradan 100 liradan başlıyor biletler. Mümkün değil yani o onlara yasaklanmış oluyor kendiliğinden. Dolayısıyla ödenekli tiyatrolar bu açığı kapatıyorlar ve ne olursa olsun hani iyisi oluyor kötüsü oluyor muhakkak ama bir eser izliyorlar, gerçek bir eser izliyorlar, en azından tanıyorlar. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle bizim yani, ülkemizde. Tabii dediğim gibi 4 kişilik bir aile tiyatroya gidip hani yolla yemeği de kadarsan 300-400'ü bulan bir rakam çıkıyor ortaya. Biraz çok yüksek maalesef. Yani ayda bir kere bile biraz zor yapılacak bir aynen. Hadise. Devlet tiyatrosu da tabii bu anlamda oldukça uygun ama onlara bilet bulma şansı pek. İşte o yüzden diyorum abi. Sahneler çoğalsın diyorum. Sahneler umarım çoğalsın. Azalacağına çoğalsın. Hele İstanbul gibi bir metropolde çok bence ihtiyaç var. 1000 kişilik salonlar olsun. Ya da ne tabii bileyim. Ki canım tabii ki. Şimdi Kozi 4 kişi diyorsun. Hadi yanlara bazen birkaç misafir için ek bir şeyler konsun.
10 kişi dağılıyor, 4 kişi oluyor. Yani ve dediğim gibi devlet tiyatrosunun şeyi açıldığı anda internette satışa, mesela 10-10 geçe satışa sunuyorlar bazen. Bazen de hep öyle oluyor. 13'te falan aşağı yukarı bitmiş oluyor. Zaten sırf internetten değil, gişelerden de satıyorlar. CKM, evet. Kozi gişeleri. Tabii. Ya bu güzel bir şey. Tükeniyor, bitiyor. Tabii ki. Ama demek ki bir şeyler uygun olduğu zaman rakamlar, insanlar da daha çok talep gösteriyor. Yani bu ortaya tabii. O şekilde çıkıyor. Ama belki de özel tiyatrolara yapılan devlet yardımının da bir yeni bir düzenlemeyle başka bir şeye gelebilir diye düşünüyorum zaman zaman. Mesela ilk aklıma geleni söyleyeyim. Devlet bir bileti yine arkadaşlarımız 20 liraya satsınlar. Hmm. Devlet her bir bilete katkı payı. Payı versin. Keşke olabilse mesela. Çünkü bu çok önemli. İşte az önce söylediğimiz gibi yani sanat herkese değdiğinde toplum gerçekten etkilenecektir diye düşünüyorum. Fazlasıyla. Tabii ki. Çünkü siz sanatın içinde aslında kendi kültürünüzü de yaşatıyorsunuz. Yani tamam ben şimdi Shakespeare oynuyorum. Bir İngiliz oyunu ama az önce dedim ki meddah da var içinde. Ben onu bir İngiliz gibi oynamıyorum ki. Kendi coğrafyamdan aldığım ruhla oynuyorum, evet, burada. Seyirciye onu katıyorum ki zaten yabancılaşmasın. Onun için kendi kültürünüzün bütün renkleri orada oluyor. Yani bu çok önemli. Önemli değil mi daha? Yani insan kendi kültürünle güzelleşir, aynen, yeşerir. Aynen abi. Bülent abi şey, devlet tiyatrosunda oynarken özel tiyatrolarda oynamanız herhalde yasak değil mi? Yok değil. Öyle bir şey yasak mı? Yok değil. Aynen. Ben oynadım. O konuda serbestsiniz. Tabii. Dizi, reklam, onlar yani şey var işte, asal işini engellemezse yapabilirsin diyor. Ben oynadım. Haluk Bilginer'le oynadı. Yani. O da çok ses getirmişti bir dönem. Hangi? Ermişler ya da Günahkarlar diye bir oyunumuz vardı. O da inanılmazdı. Genci abiyle oynadım. Genci abi oynadım. Genci abi genelde yalnız oynuyor, ekseniyor değil mi? Oyunlarında hep tek oda. Daha önceleri öyle değildi ama herhalde ekonomi herkesi daraltıyor diye düşünüyorum. Bizim oynadığımız oyun Beckett'in oyunuydu. Festivali hazırlamıştık ama sonrasında İstanbul'da da oynadık, bayağı gitti. Bir sezon oynadık. Hem de ölü gibi pazartesi günleri Karaca Tiyatrosu'da oynamıştık. Karaca'da ne oldu bilmiyorum. Herhalde çok atıldı, yazık, orası da inanılmaz bir salon mesela. Yani biz salonlar çoğalsın diyoruz ama azalıyor galiba. Salonlar evet maalesef. Ya yani bu Kozi burası mesela bizimki çok iyi oldu. Ben evime yakın olduğu için haftada birkaç tane yapıyorum. Şey işte, her mahallenin tiyatrosu olmalı. Çok önemli, evet çok önemli. Büyük bir şans tabii bence. Tabii ki, kütüphanesi, eşiniz tiyatrosu. De tiyatro oyuncu. Evet, değil mi? Evet. Beraber ben devam ediyor. Tabii. Kızınız var bir tane. Evet, o da oyunculuk okuyor. Zaten temeller sağlam. Yani anne baba oyuncu ben olunca olur. İstiyor mu peki? Yani seviyor mu böyle bir? Seviyor, sevmese zaten orada olmaz. Hani sizin bir şeyiniz var mı bu konuda? Ona bir... Hayır, genelde tiyatrocular çocuklarının bu mesleği yapmasını pek arzu etmezler nedense. Nedenini anlayamıyorum ama ben eğer mutlu yani başarılı olursa bu çok güzel bir iş. Yani onun mutlu olmasını çok isterim. Nerede okuyor? Şu anda İngiltere'de. Tiyatro eğitimini orada alıyor. Tiyatro eğitimini orada alıyor. O da annesi de öyle kulağı da iyidir. O da ilk önce müzikal mi yapayım acaba falan filan düşüncesi vardı. Sonra kendisi böyle bir yol seçti. Kaç yaşında? 18. Allah bağışlasın. Artık tam şeyini belirleyecek o yani. Tabii. Yolunu seçecek. Yavaş yavaş bundan kendi sonra ayaklarının üstünde. Müjdat Gezen'in kızı da galiba öyle müzikle uğraşıyor. Yurt dışında evet, Hollanda'da. Evet. Geçen oyununa gitmiştim de orada anlattı.
fotoğraflarını falan göster. Torunlu. İngiltere'de Elif. İngiltere'de mi? Hollanda dedi o gün ama. Öyle mi? Bilmiyorum. Hollanda, belki Hollanda'daydı şu anda. Şey, taşınmış olabilirler. Hollanda'da. Elif de bizim Mimar Sinan mezunudur zaten. Abi gençler şimdi bayağı bir 45 dakika konuşup senin oyunun var. Ben seni çok tutmak istemiyorum. Abi senin oyunun öncesinde mutlaka her 200'de geçsen, 300'de geçsen biraz böyle bir gerilim yaşıyorsun herhalde her oyun öncesinde. Gerilim yaşamıyorum. Umarım yaşamam da. Gerilim derken ama şey, yani heyecan. Ya bir hazırlık oluyor tabii böyle. O gün içinde başlıyor zaten. Makyajın da orada biraz. Ben kendim yapıyorum hepsini. Ne kadar vaktine oluyor bu iş? Vallahi bilmiyorum ki. Şöyle bakıyor zamanla ilgili şey yapmadım bir şey. Ya mesela sen bir oyuna hazırsın. Hiç ya mesela, prova yapmıyorsun. Atıyorum bugün 8'de. Yani sen 7.30'dan itibaren hazırlıklara başlıyorsun. Hazır olmuş oluyorum. 7.30'a kalmıyor bile. 7'de ben her şeyimle hazır oluyorum. Mesela yemek yemiyorsun ama değil mi? Oyun yok. Ortasında. O çok hafif belki bir şey. Çünkü yediğin içtiğin mide ve diyaframı öyle biliyorum ben. Sıkıştırıyor tabii. Bizde olur ama. Gençlere bir önerim var mı abi? Tiyatro yapmak isteyenlere, tiyatro sevenlere. Mesela benim işte ajansım var, oraya gelen bir sürü gençler var. Bu konuda çok fazla bir şeyler yapmak istiyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Nerede eğitim olacaklarını bilmiyorlar. Tabii konservatuvara girmek, kazanmak çok kolay şeyler değil bunlar. Genelde tabii böyle bir şey söylediğimiz zaman genelde algı televizyona kayıyor günümüzde. Hani oyunculuk deyince televizyon oyunculuğu geliyor. Televizyonda oyunculuk yapmak geliyor daha doğrusu. Televizyon oyunculuğu demeyeyim. Tabii çok daha haksız değiller çünkü her yere yetişmiyor. Tiyatronun tadını alan aslında bırakamaz ama o tadını alma sürecini birçok arkadaşım yaşayamıyor. Şimdi biraz da ticarete dönük bir sürü şey var hayatta. Onlara tavsiyem yani bir defa gerçekten tiyatro oyunculuğu, tiyatroyu meslek olarak seçmek istiyorlarsa bir defa kendileri de araştıracaklar. En iyisini kendileri bulacaklar. Fakat okul şudur bence. Okul sizi disipline eder, bir size yol çizer, yol haritası. O yol haritası, yani her okul mezunu başarılı olmaz zaten. Böyle bir dünyada da yoktur böyle bir şey. Ama belli bir standardı olur en azından onun. Fakat okulda, diyelim ki okulu kazandılar herhangi bir yerin. En önemlisi insanın kendisini yetiştirmek. Yani, ya diyorum, ben de Aspen'e kadar özel bir okula gidiyorum. Mimar Sinan Üniversitesi'nde de yıllarca kendi mezun olduğum okulda da paylaşmaya gittim. Evet, sakın yok herhalde. Kadir Has evet, Üniversitesi'nde. Şimdi yani orada diyorum ki ilk arkadaşlar hani sihirli değnek yok bizim elimizden. Size dokununca oyuncu olacaksınız diye bir şey yok. Burası yol gösteriyor. Herkes ayrı bir renk, hocalarımız. Sizler de içinizde hepiniz ayrı bir renksiniz. Sizler eğer ödev olarak bu işi yaparsanız, yani dur işte hoca istedi, ben şunu alelacele çalışayım, götüreyim, bitsin bu benden çıksın diye kafalar öyle işlerse o zaman bir yere gitmiyor ne yazık ki. Kendiyle uğraşan insanlar bence yürüyorlar. Ve sadece okul değil, sokak da çok önemli. Her yer çok önemli. Seyrettiğiniz filmler, okuduğunuz kitaplar, yani hiçbirini ödev olarak yapmamalarını tavsiye ediyorum. Hayat da bir ödev değil. Hayat içinde olmak ve yaşamakla ilgili bir şey. Her yere gireceksiniz, çıkacaksınız, her şeyi algılamaya çalışacaksınız. Hayatın içinde olacaksınız yani. Ben sana da şaşırıyorum mesela. Sen her yerdesin. Çok önemli bir şey. Evet abi. Mücadeleci bir yapım var benim. Evet. O kadar önemli ki. Kabuğuma çekilip evde oturabildim şu an ama öyle değil. İnanılmaz. Çok farklı. İyi ki varsın. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi o tiyatrocuların işte
oyuncuların o içinde yaşadıkları şeyleri, hisleri, oyunda mimiklerine yansıtması falan o kadar önemli ki. Senin o profesyonelde mesela biliyorsun abi, senin bir hareket var. Benim ben abiysin sen. Benim o günlerce pelesenk oldu. Hadi bir hareket yapmaya başladım. Abi çok önemli bir şey ya. Evet. Ya o kadar, o kadar, ama o kadar yerinde, o kadar güzel yapıyorsun ki onu. Hissediyorsun onu yani. Mesela senin oyunda hüzünlü bir sahne var. Gözyaşından gözyaşı geliyor gözümden abi. Yani bu herhalde arkada biri soğan doğramıyor, biz doğramıyoruz. Yani bu bir gerçek. Yani sen bunu veriyorsun yani. Biz orada zaten direkt seyirler orada kilitleniyor. Ama bunu vermek, bunu yansıtabilmek herkese nasip olmuyor yani işte. Dediğim gibi o ödev, hoca istemiş, ödev burada diyenlerin onu yapması mümkün değil. İddiaya doğru. Değil abi. Değil. Çok zor bir şey yani, yaptığın iş çok zor bir şey. Ayrı bir karakter. Her oyunda ayrı bir karakter, ayrı bir hikaye. Yani keyif alınan hiçbir şey zor gelmez insana. Yani illa tiyatrodan söz etmiyorum. İnsan yaptığı işi tadını çıkarmalı. Ne yapıyorsa ama. Bak Nusret bile eti keserken şov yapıyor. Adam ondan keyif alıyor. Yani mesela. Tabii. Yani ne iş yapıyorsan. Tabii ki. O işini severek yapıp işte o şekilde tanıtımını öyle yaptı mesela orada. O da işini sevdiğini gösteriyor orada. Ama onunki farklı bir boyut tabii. O farklı şeylerin peşinde. Sizinki çok farklı bir şey. Tabii. Sanat. Tiyatro, sanat çok ayrı bir şey yani. Ben bugün geldiğim için çok mutlu oldum abi. Ya, sağ ol. Ben çok sevindim. Yani yoğun tempoda. Aşağı yukarı her gün bir oyun oynuyorsun galiba değil mi yani? Yani neredeyse. 30 gününde kaç oynadın? Şimdi Hamlet'le bundan önce de Adana'daydım. Adana'da oynadık. Onlar da çok güzel geçti. Adana seyircisi de çok memnun kaldı. Oraya da ikinci gidişimdi. Bir festivalde oynamıştım seneler önce. Yine bir koltuk boş değildi sağ olsunlar. Çok keyifli geçti. Yani 30 günde aşağı yukarı herhalde 10 gün falan mı izin yapıyorsun? Yani neredeyse. Cumartesi bazen değişiyor. Ama ben yine durmuyorum ya. Ben kendime iş buluyorum boş günlerde. Ne yapıyorsun abi mesela? Mutlaka yazıyor bulurum. O yok. O yok. Keşke olsaydı. Yapabilenleri kıskanıyorum. Kendine vakit ayırıyor musun peki? Tabii ayırıyorum. Bir ara cumartesileri burada Devlet Tiyatrosu'nda bir gündüz bir akşam oynuyoruz. Şimdi nasıl o bilmiyorum ama. Bir tek cumartesi günleri matine ve suare oynuyoruz. İki defa. Yine Hamlet iki defa cumartesi günü. Abi işin zor. Allah yardım etsin valla. O gün iki oyun arasında beklerim ben sana. Tamam. Güzel diye beklerken. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün gene çok değerli bir konukla beraberdik. Bülent Emin Yarar, Bülent abim, canım abim kırmadı beni. Bir iki saat sonra da yaklaşık oyunu var. Hamlet'i Kozi'de oynuyorlar. Kazanfer Özcan sahnesinde. Bilet bulma şansınız burası için pek mümkün değil. Ama bundan sonra Hamlet yakınıza geliyorsa mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Her anlamda muhteşem bir performans gerçekten. Gerek dekor, gerek Bülent abi, gerek müzikler de çok iyi. Mesela müzik, evet. Filip Çavak, Filip'tim, Yasemin. Yasemin. Yasemin Taş. Kim kim diye merak ettim. Sonra Facebook'ta bakım arkadaşmışız meğerse. Tanışıyormuşuz. Yasemin Taş'mış. Eskiden tiyatro oynuyordu o da. O da Kadir Aslan mezun. Hmm. Benim öğrencim aynı zamanda. Onun için de büyük gurur değil mi hocasının yanında? Ya ya artık o, onlar hepsi meslektaşım o. Sen mütevazı bir adamsın, söylemezsin, ben söylüyorum. çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bundan sonraki hayatında 1000 kat daha büyük başarılar imza atmanı diliyorum. Ailenle, sevdiklerine. Zaten zirvedesin. İnşallah düz zirveden işinle hak ediyorsun sonuna kadar. Çok her şeyden önce Bülent abi adam. Adam gibi adam, iyi bir insan. Ondan sonra zaten sanatını benim konuşmam değerlendirme haddime değil. O mutlakları gidin izleyin diyorum sadece. Profesyonelden bir müziğimizle başlamıştık. Yine oyunun giriş müziğine veda edelim. Buradan Cenep abiye de
Bizim yayının yetkine de buraya da gülmüş şey yapmış Şenap abi, bir gülücük atmış. Oh, vay harika. Şenap Oğuz'a da bir gün buraya konuk alırız inşallah. Profesyonelin müziğinle veda ediyoruz. Büyük ihtimalle pazartesi günü bir aksilik olmazsa Hakan Bilgin, tiyatro ve dizi oyuncusu Hakan Bilgin konuğum olacak. Görüşmek üzere. Sesimizi alıyorum. Müzikle veda ediyorum. Saygılar, sevgiler. Esen kalın, mutlu kalın. Ben Serkan Yakın.